Eğirdir Gölü üzerindeki Yeşilada'dayız. Yeşilada'da çok güzel bir Ay Stefanos Kilisesi var. Ve yazın bu kiliseyi gençlere klasik müzik eğitimi vermek için de kullanıyorlar. Burada gerçekten çok güzel bir manzara var. Çünkü Eğirdir Gölü'nü en güzel gördüğünüz noktalardan biri. Ve Yeşilada'nın şöyle bir özelliği var. Bazı Hristiyanlar Hristiyanlığın ilk yayıldığı yerlerden biri olarak görüyorlar bu güzel adayı. Eğirdir'de müthiş bir evdeyiz ve evin sahibi gerçekten çok zevkli, çok rafine bir aile. Manzara ise olağanüstü, bütün Eğirdir ayaklarınızın altında ve biz burada bir akşam yemeği yiyeceğiz. Çünkü her şehri ünlüsüyle geziyoruz projesi çerçevesinde. Çok güzel sürprizler hazırlıyoruz gelen misafirlerimize ve bu manzarayı fona koyarak böyle hoş bir atmosferde yemek yiyeceğiz. İsterseniz gelin hem yemek yiyeceğimiz yere bir göz atalım, masaların ne kadar şık olduğunu gösterelim, hem de evdeki detaylara birlikte bir göz atalım. Isparta turumuza katılan isimlerden bir tanesi de Türkiye'nin gurur kaynağı Tan Sağtürk. Tan, nasıl buldun burayı? Senin baban biliyorum ki Ispartalı. Evet, bizim kütüğümüz Ispartalı. Benim ikinci gelişim. Burdur'da askerlik yapmıştım ama o dönemde de pek bir şey anlayamamıştım. Fakat bu kadar doğal güzelliği olan bir bölge çok çok daha iyi değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Yani turistik anlamda neler neler yapılabilir buralara. Doğru. İnsan öyle düşünüyor. Ülkemiz gerçekten çok güzel. Bir de müthiş bir ekiple beraber geldik. Yani bu organizasyonun keyfi bambaşkaymış. İyi ki de içinde bulunduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Keşke daha sık gelebilsek, daha sık dolaşabilsek. Tan burası için çok güzel bir tanımlamada bulundu. Dedi ki Como Gölü'nden daha güzel. Hiç İtalya'ya gitmeye gerek yok. Eğirdir'e gelin, şu güzel manzaranın tadını çıkartın. Ülkemiz gerçekten çok değerli. Bir de senin anlatımınla da çok teşekkür ederim. Anlam buluyor bence. Çok özel şeyler bunlar. İnsan mesela benim bu geziden ne aklımda kalacak dersek, çok güzel bir ortam ama senin anlatımın. O zaman en kısa sürede sevgili Tan Sağtürk'le hem Ayasofya yapacağız hem de Boğaz turu yapacağız. Yapacağız. Keyifle, keyifle. Isparta'ya gelme sebeplerimizden bir tanesi gül hasatıydı ve şu anda Eğirdir Gölü'nün hemen yukarısındayız. Gül bahçelerinden birindeyiz ve burada gül toplayacağız, gül hasatına katkıda bulunacağız. Ve gülcülük Isparta'da çok eski, 19. yüzyılda başlamış. Müftüzade İsmail Efendi çok uğraşmış, hatta adamcağızla dalga geçmişler. Bayağı da bir sermaye bitirmiş bu uğurda ama en sonunda gülü gördüğünüz gibi Isparta'nın çiçeği haline getirmiş. Sizi çok özel biriyle tanıştırmak istiyorum. Şu anda yanımda Gülşah Gürkan var ve Gülşah markasının yaratıcısı kendisi. Gülşah
Aslında Ispartalı memleketine geri dönenlerden, memleketine katma değer katan isimlerden biri. O yüzden de ülkesine, şehrine katkıda bulunan insanlara bayılıyorum. Gülşah'ın muhteşem bir eğitimi var. Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okumuş. Ardından liseyi İngiltere'de bitirmiş. Leeds Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi görmüş. Ama dede topraklarına geri dönmüş. Zaten dedesi de Isparta'da gülcülüğü başlatan isimlerden biri. Ve muhteşem bir marka yaratmış. Gülşah'cığım kaç ülkeye ihracat yapıyorsun şu anda? Şu an Gülşah markalı ürünlerimi, bitmiş kozmetiklerimi 7 ülkeye, 1000'in üzerinde noktaya ihraç ediyorum. Peki 1 kilo gül, kaç gül yağı, kaç ton gülden elde ediliyor? Gül yağının en pahalı ham maddelerden biri olmasının bir sürü nedeni var. Bu gül zaten dünyada çok az yerde yetişiyor. Elle toplanıyor ve çok ham madde gerektiriyor. 4 ton gülden 1 kilo gül yağı çıkıyor. Şimdi fabrikada göreceğiz. 2,5-3 ton gül var. O girecek, 1 ton daha gül girecek ve 1 kilo yağ çıkacak. Peki 1 kilo yağın fiyatı ne kadar? Türkiye'den çıkış fiyatları bu sene daha gül fiyatı belli olmadığı için belli değil ama geçen sene 9.000, 10.000, 11.000 eurolardaydı. Neler yapıyorsun? Ne tür müstahsarların var gülden ürettiğin? Çünkü gülden o kadar çeşitli ürünler ortaya çıkabiliyor ki. Ben gül esansiyel yağı ihtiva eden değerli kozmetikler, tamamen cilt bakımı için kozmetikler yapıyorum. Doğal, etkili ve kullanımı çok keyifli. Peki gül nasıl toplanır? Bize bir gösterir misin? Tabii ki. Gülün özel boynunu büktüğü bir yeri var. Tamam. Artık kadınlarımız son derece alışmışlar. Boynunun altına parmağını koyup tık diye oradan çıkartıyorsun ve sonra buna koyuyorsun. Hemen 6 saat içinde de fabrikaya getiriyorlar. Evet. Gülşah Rosewater olarak takip edebilirsiniz Instagram'da. Türkiye'de sağlıklı yaşam deyince akla gelen ilk isimlerden bir tanesi kesinlikle Ayşe Tolga. Ve Ayşe'cim yeni kitabın çıktı. Kitabından bahsetmeni istiyorum. Aynı zamanda gülün hayatımızdaki öneminden bahsetmeni istiyorum. Çünkü ne de olsa Isparta'dayız, gül hasatındayız. Bize biraz anlatsana. Canım benim, öncelikle çok teşekkür ederim. Biliyorsun aslında ben klinik aromaterapistim. 10 seneyi aşkın bir zamandır. Mesleğimin dışında bir sürü şey olduğu için o biraz arkada kalıyor. Klinik aromaterapisi ne yapar? Bu uçucu yağ dediğimiz saf bitkilerden elde edilen uçucu yağların ruhsal, bedensel ve zihinsel şifası için çalışır ve bu konuda eğitim almış kişidir. Konu gül olunca benim en hassas noktam. Çünkü gül öz yağ bizim aromaterapide kullandığımız en etkili yağlardan bir tanesi. Şundan dolayı en etkili yağ. Çünkü ruh, beden ve zihin diyoruz. Çünkü aromaterapi bütünsel bir yaklaşım. Yani İngilizce holistic, wellness dediğimiz, yani bütünsel bir şifa şeyi. Dolayısıyla gül öz yağ bizim hanımlarımız sadece cildi nemlendiren, işte yaşlı ciltleri gençleştiren kozmetik bir ürün zannetse de aslında gül öz yağ bizim matem duygumuzu hafifletir, kalp kırıklığımızı hafifletir, uykuya kolay da dalmamızı sağlar. Ve her şeyden önce üçüncü kitabım işte Titreşimini Yükselt, Hayatın Değişsin kitabında da anlattığım gibi hayattaki her şey titreşim aslında. Nikola Tesla da diyor ya, evrendeki her şey titreşimdir. Enerji ve frekans üzerine kuruludur. Bir mekana girersin, o mekanı seversin, sevmezsin. Bir insanla tanışırsın, o insanı ya çok seversin ya sevmezsin. Aslında bunların hepsi senin o insanın titreşimiyle alakalıdır. Dünyada her şeyin titreşimi vardır. Bu son kitabımda da biraz bunu anlatıyorum. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü geldiğim noktada klinik aromaterapist olarak 10 seneyi aşkın zamandır çok fazla insanla çalışarak aslında işin fiziksel boyuttan biraz daha enerji boyutuna da şifalandırılması gerektiğini düşündüğüm için bu kitabı yazdım. Gül öz yağını da dünyadaki en yüksek frekansa sahip ham madde diyebilirsin. Frekansı 300, ne? 323 MHz hayatım. 323 MHz demek evrende yaratılmış, bitkilerden elde edilmiş en yüksek frekans demek. Bu ne demek? Senin elinde muhteşem bir şifa kaynağı var demek. Gül öz yağını alarak sadece
vücuduna sürerek gül spreyle koyduğum bir şişedeki saf gül suyunu ofisine, mekanına yaparak enerji alanını koruyabilirsin. Hastalıklardan korunabilirsin. Ve dünya şu anda farkındaysan kıyametten geçiyor bence. Biz yani insanlık olarak zihinsel ve ruhsal bir delirme yaşıyoruz. Delirmemek istiyorsak yere sağlam basmak, merkezlenmek, köklenmek ve bu deliliğin içerisinde kendi küçük kıyametin içerisinde çıkıp dünya üstündeki cenneti aslında gül özyağı kullanarak koruyabiliriz kendimizi. Çok iddialı geldi ama inan böyle. Bunun örneğini aslında benden de şey yapabilirsin bu konuda, hani herkes bana şey sorar. Ya bu enerjinin kaynağı ne oluyor der. Ben hem doğru nefes alma derim, sen biliyorsun benim ilk kitabımda bahsettiğim. Ama gele gele kullana kullana fark ettim gerçekten gül özyağı frekansımızı o kadar yüksek tutuyor ki biz gerçekten o frekansımız yükseldiği için hem olaylardan hem frekansı düşük kişilerden, olaylardan, kısmetsizlikten, bereketsizlikten, delilikten, agresiviteden uzak kalıyoruz. Bu arada ben Ayşe Tolga'yı o kadar önce keşfettim ki yıllar önce çektiğim bir programım vardı. Paha biçilemez İstanbul. Çok da popüler olmuştu. 3 tane en iyi televizyon programı ödülü almıştı. Sevgili Ayşe Tolga ile Fener Balat'ı yapmıştık. O bana gene eşsiz bilgilerini anlatmıştı. YouTube'a Paha biçilemez İstanbul Fener Balat yapın. O bölümü de muhakkak seyredin. Sen de her şey çok keyifli bu arada. Ben de Saffet Fener'i çok seviyorum. Türkiye'de böyle bu kadar dolu, enerjisi yüksek ve frekansı yüksek birisi olduğun için de ben de sana ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de bunu güle borçluyum. Yeah.